Artık gerçek yüzünü öğrendim. Yalancı olan o değil, sensin. Bu parayı çalmak istedin. Seni nasıl işe aldıysam o şekilde de kovuyorum, kovuyorum. Sanskar. Yarın yengemle amcam buraya gelecek. Hayır Svara. Sen benim abimi tanımıyorsun. O dünyanın en sahtekar, adi ve yalancı insanıdır. Bana bunu yapan insan amcamla yengemi bu haldeyken o kadar kolay bırakır mı sanıyorsun? Sen daha önce böyle bir insan görmemişsindir. Gitmenize o kadar kolay izin vermeyin. Ne kadar değerliymişsiniz siz. Svara ve Ragini günümü o kadar berbat ettiler ki bunun bedelini onlara en kısa zamanda ödeteceğim. Bana yarın sabaha kadar zaman verdiler. Ama ben o sabahın gelmesine izin vermeyeceğim. Bak görürsün Svara. O ikisi bu akşam hayatımızı cehennemden beter edecekler. Amcamla yengeme kötü bir şey yapacaklarından eminim Svara. Ama Sanskar, İnsan Hakları Derneği söz verdi. Yarın sabah formaliteler tamamlandığında amcamla yengemi oradan alabileceğiz. Sen hiç merak etme. Güven bana. Gelinlerinize çok güveniyorsunuz demek. Adarş, bu güvenlerini kökünden silmemiz gerek. Tek seferde hepsini bitirelim. Bize ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama çocuklarımıza bir şey yapmayın. Yalvarıyorum. Alo, evet ben Adar. Bütün mahalleyi yakın. O yangında o kız kardeşin kül olmasını istiyorum. Abim hayatındaki bütün bağları kopardı. Bunu sen de gördün Svara. Biz onun gözünde yaşamıyoruz ve bizi umursamıyor. Bu yüzden amcamla yengemi o kadar kolay kurtarmak ancak hayal olabilir. Yani gerçekleşmesi çok zor. Adarş, yüzlerine bakarsak bu tehdide hiç inanmamışlar gibi görünüyor. Şöyle yapalım. Onlara videoyu gösterelim. Baksana Annapurna, bütün ailen az sonra yanacak. Hayır, bunu yapmayın lütfen. Lütfen durdurun. Lütfen. Tamam. Ama bir şartla, bu belgeleri imzalayın. Bu belgelere göre burada kendi isteğinizle kalıyorsunuz. Ve yanımızda mutlusunuz. Bay Durga Prasat, imzalasana. Bunu yaparsan söz veriyorum, çocuklarına hiç zarar vermem. Adamlarımın hala orada olduğunu unutuyorsun. Bir işaretimle bütün mahalle kül olur. Bütün ailen ölür. Onlarla birlikte yüzlerce masum da ölür. Bay Durga Prasat, zamanın yok, çabuk ol. Peki. Bunu imzalayacağım.
ama çocuklarımıza ve ailemize bir şey yapmayacaksınız. Alo? Evet, benim. Adaş. Durun, söyleyene kadar hiçbir şey yapmayın. Ragini? Ne oldu? Neden bu saatte ayaktasın? Her şey yolunda mı? İşe yaradı mı? Evet büyük anne. Tıpkı senin dediğin gibi oldu. Bugün senin sayende o dernekten kurtuldum. Aynen öyle olacaktı zaten oğlum. O ihtiyarlar çocuklarını kurtarmak için canlarını vermeye hazırlar çünkü. Büyük anne, sen gerçekten çok kötü birisin. Evet. Bu kadarını beklemiyordum. Ama sözümü çok iyi dinleyin. Oğlumla torunum benden özür dilediklerinde onları hemen affedip geri çağırırım ona göre. Peki büyük anne. Bir şeye ihtiyacın olursa bana hemen haber ver. Tabii tabii oğlum. Hemen söylerim. Bu kadar para nereden geldi? Bunu bilmiyorum Sıvara. Nereden geldiğini bilmiyorum. Ama bu parayı Lakşya'nın dolabında buldum. Ve bu saat oldu. Hala eve gelmedi. Neler olduğunu bilmiyorum. Kim bilir şu an nerede? Bir şeyler döndüğünden çok eminim ben Sıvara. Ama ne olduğunu bilmiyorum.
Bu nedir Lakşa? Nasıl yaralandın sen? Bu nasıl oldu? Ben otobüsten inerken düştüm. Otobüse binmeye alışkın değilim de. Bana neden o şekilde bakıyorsunuz? Ben hayalet falan mıyım? Ne oldu? Neden öyle bakıyorsun? Bu para nereden geldi? Saatte Bengalli'nin evinin ışıkları neden yanıyor? Ne oldu acaba? Gidip bakayım. Demek bana bakmanızın sebebi buymuş. Bu parayı bana arkadaşım verdi. Hangi arkadaşım? Ve senin bu arkadaşın amcam hastaneye yatırıldığında neden bu parayı vermedi? O zaman kimse telefonumuzu açmamıştı. Bugün bir anda para vermek mi istedi yani? Hadi Lucky. Arkadaşının adını söyle. Evet Lakşı. Arkadaşın neden bir anda bize yardım etmeye başladı? Ve neden biz onu hiç görmedik? Bak tamam. Siz neden aşırı tepki veriyorsunuz? Sadece 10. Lakşa, herkes para bulmak için kapı kapı dolaşıp hiç para kazanamazken bu 10.000 hiç az para değil oğlum. Sen asıl şunu söylesene oğlum. Neden bu parayı kendi dolabında sakladın sen ha? Doğruyu söyle bakalım. Çaldın mı bunu yoksa? Hayır yenge, ben bu parayı çalmadım. Siz beni merak etmeyin, tamam mı? Bunu bana arkadaşım verdi. Ve yakında kalan 40.000'i de verecek. Ne? Siz sadece şunu bilin yeter. Annemle babam yakında bu eve dönecek. Peki Lakşı'ya. Söylediğine inanıyoruz.
Ama arkadaşınla biz de konuşalım. Ne? Demek istediğim, o benim arkadaşım. Siz ne konuşacaksınız ki? Evet Sivara. Lakşa arkadaşının verdiğini söylüyorsa o vermiştir kesin. Lakşa sen bana bırak bunu. Sonra konuşuruz. Önce benimle gel. Hadi. Otur. Lakşya, lütfen arkadaşını ara. Ona hepimiz gerçekten teşekkür etmeliyiz diye düşünüyorum. Yoksa hakkımızda ne düşünür? Sivara görmüyor musun? Lakşya nasıl yaralanmış? Hiçbiriniz bunu göremiyor musunuz? Önce yaraları iyileşsin. Lakşya, sen gidip dinlen. Bunu sonra konuşuruz. Tamam Ragini, ben iyi. Odama gidiyorum. Peki. Söyle Lucky, bu para nereden geldi? Teşekkür etmemiz gereken yeni bir arkadaş mı doğdu? Yoksa bizden sakladığın bir şey mi var Lucky? Bana doğruyu söyle. Bu para ödünç mü? Yoksa onu... Ne sanıyorsun? Ne yaptım sence? Sorumun cevabı bu değil. O zaman git Adarş abiye sor. Adarş abiye sor. Onun yaptıkları doğru mu? Paranita yengenin aileme muamelesi doğru mu? Annemle babamın durumları doğru mu? Lakşa? Ben onları yargılayamam Lucky. Onlar umurumda değil benim. Adarş abi benim için öldü. Ben sadece kardeşimin başkasının etkisi altında yanlış şeyler yaptığını görüyorum. Evet. Yanlış yapıyorum. Bunu mu duymak istemiştiniz? İşte dedim. Doğru, yanlış, hata, iyi, kötü.
Bunların hepsinin canı cehenneme. Lakşya? Benim için şu anda sadece para önemli. Sadece para. Eğer param olursa annemle babamı o evden kurtarabilirim. Ayrıca mecbur kalırsam annemle babam için adam öldürebilirim. Bu Lakşya, bu Lakşya her şeyi yapar, her şeyi yapar. Ne diyorsun sen? Delirdin mi Lucky? Delirdim! Delirdim evet! Lakşya. Annemle babamın gözyaşlarına dayanamıyorum. Onların sayesinde bu dünyaya geldim. Onlar bana o kadar çok mutluluk verdiler. Ama bugün acı çekiyorlar. Onları bu halde görmek beni kahrediyor. Buna dayanamıyorum. Kendimden nefret ediyorum. Lucky bak. Ben seni anlıyorum. Ama yanlış yoldan giderek hedefine asla ulaşamazsın. Lucky bu yaptığın yanlış. Biz her zorlukta, her sorunda beraberiz, birlikteyiz. Baksana bu defa... Bu defa hiçbir şey değişmeyecek. Yeterince iyi çocuk oldum. Hep doğru yoldan yürüdüm. Söyle ne değişti? Lütfen. Her ne yapıyorsam yapmama izin verin. Lakşya bir şey yapmana gerek yok. Ragini ile birlikte Adar Şabi ile yengeyi İnsan Hakları Derneği'ne şikayet etti. Evet Lakşya. Yarın amcamla yengem buraya geri dönecek. Evet. Tabii.